Fuat Uğur, Cavit Çağlar hükümetten istediğini alamadığı için mi İmamoğlu ile iş tutuyor? Kimileri Cavit Çağlar hükümetten beklediği finansal desteği bulamadı. Bu yüzden Ekrem İmamoğlu ile işbirliği yapıyor diyor. Burada İmamoğlu ile nasıl bir işbirliği yapıyor ki sorusunun kaynağı ise şu Olay TV'nin satış meselesi. Çağlar iki kere satacak oldu. Açığa çıkınca da yok satmadım dedi. En son 18 gün önce Televizyonu İmamoğlu adına Hüseyin Kalkan adlı Trabzonlu bir iş adamının satın aldığı yayınlandı. Ben yazdım ama ne bir açıklama ne de yalanlama geldi. Hem Ekrem İmamoğlu hem de Cavit Çağlar tek kelime etmedi bu sırada. Sonra ne oldu? Nasıl olduysa Çağlar 3 gün önce ben sattım dedi ama aslında satmadım. Televizyon bende ve yeniden canlandıracağım dedi. Çok tuhaf. Olayda adı geçen isimler adeta matruşka bebekleri gibi birbirinin içine geçmiş görünüyorlar ama bunu belli etmemeye çalışıyorlar. En dipteki saklı ve atomik matruşka bebek kim? Ben asıl onu merak ediyorum. Neyse geçelim. Soruşturdum Olay TV ile ilgili olarak Rütü'ye devir teslimle ilgili herhangi bir bildirimde bulunulmamış. Olay TV'nin tüm hisseleri Cavit Çağlar üzerinde görünüyor. Satış olursa 30 gün içinde Rütü'ye bildirmeleri gerekiyor. Adı ise yine olay TV olarak kalmak zorunda. Misal bu yüzden Sözcü TV olarak yayına başlamak isteyen televizyon sıkıntıda. Çünkü onların frekansı da satın aldıkları şirket olan Sivas Radyo Televizyon yani SRT üzerine. Televizyonun kısaltılmış ismini değiştirebilirler ama açık adı her zaman Sivas Radyo Televizyon olmalı. İsterlerse televizyonlarının adını rumuzlu olarak STV yapabilirler örneğin. Yakışır da ama sonuçta açılımı hep Sivas Radyo Televizyonu kalacak. Cavit Çağlar'a geri dönelim. Bazı kaynaklarım bana aynen şöyle dedi. Cavit Çağlar sattı, karşılığında parasını da aldı ama devir gerçekleşmeden olay patlayınca ve hükümetten Çağlar'a sitem gelince bir çözüm aradılar. Formülde şu, aralarında bir iç sözleşme yaptılar. Televizyonu şimdilik Cavit Çağlar devam ettirecek, muhalif bir kanal olarak sürdürecek. Vakti geldiğinde de bu televizyon Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı mücadelesinin bir aparatı olacak. Mantıklı. Bu türden iç sözleşmeleri ben de işitmiştim. Peki bugüne dek Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Türkiye için çok büyük bir şanstır. Onun kıymetini bilelim diye konuşan Sabah gazetesine verdiği röportajlarda. Övgülerini esirgemeyen Cavit Çağlar'a ne oldu da 180 derece dönüş yaptı? Acaba ben hükümeti bu kadar destekledim? Üstelik Rusya ile uçak krizi esnasında o zamanki Kazakistan Cumhurbaşkanı dostum Nazarbayev aracılığıyla bağlantı kurup Putin'e Cumhurbaşkanımızın mektubunu ilettim. İki ülkenin ilişkilerinin düzelmesinde majör görev üstlendim ama hiçbir finansal destek ya da ihale verilmedi diyor mudur? Böyle bir derdi var mıdır? Bunun için mi gelecek vaat ettiğini düşündüğü Ekrem İmamoğlu'na yatırım yapıyordur? Ben Cavit Çağlar'ın hükümetle ilgili böyle bir derdinin olmaması gerektiği kanısındayım. Geçmişe bir bakalım ve anlayalım. Sahip olduğu Interbank'ı 1999 yılında batıran Cavit Çağlar, TMSF'ye olan borçlarının tasfiyesi için 2004 ve 2010 tarihlerinde iki ayrı protokol imzalamış ancak borçların ödenmesinde temerrüde düşmesi nedeniyle yasal takip işlemlerine geçirmişti. Hatırlatalım, bir milletvekilinin 2012 yılında verdiği soru önergesine TMSF Başkanı Şakir Ercan Gül imzasıyla yazılı cevap verilmişti. Buna göre o tarih itibariyle Çağlar Grubu'ndan yapılan tahsilat 704 milyon dolar, kalan borçta 1 milyar 155 milyon dolardı. Kalan bu borcun 415 milyon doları da Mehmet Emin, Kara Mehmet'in sahibi olduğu Çukurova grubu ile ortak borçlu. Ama söylendiğine göre bu ortak borcun tamamı nasıl olduysa Mehmet Emin, Kara Mehmet'e yıkılmış, geriye Cavit Çağlar'ın 2012 tarihi itibariyle TMSF'ye 740 milyon dolar borcu kalmıştı. Oysa geçen yıl TMSF tarafından yapılan açıklamalarda Cavit Çağlar'dan 1999'dan bu yana toplam 837 milyon 574 bin dolar tahsilat yapıldığı belirtiliyor ve artık ünlü iş adamının TMSF'ye hiçbir borcunun kalmadığı açıklanıyordu. Kısaca 2012'de ödemen gereken 1 milyar 155 milyon dolar borç kalmış, bunun 412 milyon doları Kara Mehmet'te ortak borç. Kalan borç 740 milyon dolar. Oysa sen 133 milyon dolar daha ödemişsin. Peki kalan 600 küsür milyon dolar neredeydi? O zaman bir takım gazeteler şu soruyu yönetmişti. Çağlar'ın 600 milyon dolar civarındaki borcunun üzerine çizik mi atıldı? Cavit Çağlar 1999 yılında Interbank'ı batırıp devlete milyarlarca dolar borç taktığında da güzel bir manevrayla uçağını ABD tarafından Kenya'da Türkiye'ye teslim edilen terörist başı Abdullah Öcalan'ın getirtilmesi için tahsis etmiş ve uzun yıllar bunun ekmeğini yemişti. Şimdi soru şu, Putin meselesindeki ara buluculuğuyla iyi bir iş çıkaran ve bunun da ekmeğini Öcalan meselesinde olduğu gibi bol bol yiyen Cavit Çağlar, acaba şimdi bu ekmekten neden bıktı?